Hepiniz Autodesk University Extension İstanbul 2016'ya hoş geldiniz. 23 yıldır merkezi Las Vegas olarak düzenlenen, günümüzde ise dünyanın dört bir yanına yayılmış Autodesk University etkinliğinin İstanbul ayağında, bugün öğrenmek, bağlanmak ve keşfetmek için buradayız. İsterseniz nasıl bir programla karşınızdayız bir göz atalım. Etkinliğimiz iki kısımdan oluşuyor. Öğleden önceki kısımda, yerli ve yabancı konuşmacılardan, Türkiye ve dünyada tasarım teknolojileri alanındaki gelişmeleri, eğilimleri ve Autodesk'in vizyoner yaklaşımını dinleme imkanı bulacağız. İkinci bölüme geçmeden önce bir öğle yemeği aramız olacak ve üç başlık altında beş ayrı salona ayrılan sektörel oturumlarımıza geçiş yapacağız. Bu oturumlar, mimarlık, mühendislik ve inşaat, üretim, medya ve eğlence, altyapı, veri yönetimi ve benzeri alanları içeren özel uzmanlık oturumları şeklinde olacak. Bu oturumlarda sektörünüze özel son teknolojilere tanık olup, Autodesk'in ilgili ürün ve çözümleri hakkında bilgi edinme, müşterilerimizin örnek projelerini dinleme imkanı bulacak ve Avnet Teknoloji Laboratuvarı'nda Autodesk yazılımlarını deneyimleyebiliyor olacağız. Tüm günün akışını ve detaylı etkinlik programını sandalyelerinizin üzerinde bulunan ya da yaka kartlarına yerleştirilmiş olan broşürlerden takip edebilirsiniz. İlgili odaların nerede olduğunu ise yönlendirme okları sayesinde bulabilirsiniz. Fuaye alanımızdaysa ana sponsorumuz olan HP ve diğer sponsorlarımız Avnet, Altar Teknoloji, Zaxe, Lumion, MSI standlarını ziyaret ederek son teknoloji ve gelişmeleri yakından izleyebilir. Ayrıca Autodesk standında sizin için hazırladığımız özel fırsatlarımızı öğrenebilir. Akademik dünyaya ve kullanıcı topluluğumuza ilişkin bilgi edinme imkanı bulabilirsiniz. Gün içerisinde tüm sorularınız için kayıt masamızdan ve Autodesk tişörtü giyen arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz. Sandalyelerinizin üzerindeki değerlendirme formlarını gün içerisinde görevli arkadaşlarımıza teslim edebilirsiniz. Ha unutmadan, yine sandalyelerinizin üzerinde bulunan shakerlarla ilgili de birazdan ufak bir sürprizimiz olacak. Bu arada 17.30'daki kokteylimizi de hatırlatmak isterim. Öncelikle Autodesk CEO'su Carl Bass'ın bugüne ve size özel bir mesajı var. İsterseniz Amerika'ya bağlanarak sizinle paylaşayım. Hello and welcome to AUX Istanbul. I'm Carl Bass, CEO of Autodesk. We're here to talk about something important today, the future of making things, how changes to tools and technologies are changing our processes and our possibilities. Here at AU, you'll participate in expert-led classes, but just as importantly as the experts on stage are the experts in the audience, you. AU is a great place to connect with people working in the industry to find out how they're tackling challenges and using technology. So please introduce yourselves, share your knowledge and expertise, and get to know the experts sitting next to you. Because in the end, AU isn't about technology. It's about you, the creators, the builders, the makers, the problem solvers. So thank you for being here at AU and bringing your unique experience, perspective, and creativity. Together, we're going to make something incredible. Have a great AU. Dilerseniz artık telefonlarımızı sessize alalım ve başlayalım. Geleceği nasıl tanımlarız? Sürücüsüz bir araç? Son model bir cep telefonu? Nefesimizi kesen görselliğiyle bir film ya da kendi başına inisiyatif alabilen akıllı binalarla mı? Tüm bunların tasarım, üretim ve deneyimleme süreçlerinde Autodesk ile hepsiyle. Peki, gelecek nerede başlar? Gözlerimizi kısıp uzağa doğru bakmayalım. Çünkü artık zaman tasarım, üretim ve deneyimleme döngüsünde lineer akmıyor. Yapı ve altyapıdan inşaat ve mühendisliğe, üretimden medya ve eğlence sektörüne uzanan geniş bir coğrafyada gelecek Autodesk ile siz nerede istiyorsanız orada başlar. Geleceğin bir ritmi var mıdır? Bir ritim alabilir miyim Bayram?
Bu biraz tutuk bir ritim. Daha akıcı olabilir mi Bayram? Bu ritim daha iyi. Evet evet, bu ritim güzel. Mekandan, zamandan, donanımdan bağımsız. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde ve istediğiniz zamanda bu ritmi hep yakalasak, sektörümüze özel çözümlere kolayca ulaşma şansımız olsa, hangi yazılım daha güncel diye araştırmak yerine, bir şey tasarlarken, üretirken ya da deneyimlerken, sadece projemize konsantre olabilmenin bir yolu yok mu? Ritmimizi yavaşlatan şu süreçlerden kurtulsak, en karmaşık sorunların çözümünde tüm ekibimizle uzak ya da yakın senkronize olabilsek, işte bu Autodesk teknolojisinin nabzı. Yani geleceğin ritmi. Bu ritimle yalnız yürümesek. Fırat, sıra sende. Dijital dünyanın bir ve sıfırları artık birbirine her zamankinden daha fazla bağlı. Ya da modern tabirle nesnelerin interneti, bağlantı çağı, spor ayakkabısı, radyatör, otomobil, kahve makinesi, trafik lambası, bisiklet. Nesnelerin interneti sayesinde size ve birbirlerine bağlı iletişim halinde anlamlı veriler üretiyorlar. Bu veriler sadece tasarlarken değil, üretirken ve deneyimlerken de süreçlerimizi optimize edebileceğimiz bir hale dönüşse, Autodesk çözümleriyle en güncel teknolojilere ulaşarak iş süreçlerimizi kolayca optimize edebileceğimiz bu yolda yalnız olmayalım. Birlikte yürüyelim mi? Artık bir ritmimiz var ve yalnız da değiliz. Hadi artık bir şeyler üretelim. Oyunun kurallarını birlikte değiştirebiliriz. Kitlelere ilham verecek üç boyutlu yazıcılar, yeni nesil yapılar, bilgisayar oyunları gibi tasarımlar üretmek için büyük yatırımlara ya da stüdyolara ihtiyacımız yok artık. Dünya düzleşti sanırım. Hepimiz. Sektörün büyük ya da tekil oyuncuları aynı düzlemde, aynı başlangıç noktasındayız. Kim önce üretirse o kazanacak. Ve siz hazır olduğunuzda Autodesk hep hazır. Hazır mısınız? Sandalyelerinizin üzerinde sizler için bırakılmış shakerlarımız vardı. Şimdi sıra sizde. Birlikte bu üretimi, bu müziği biraz daha büyütelim. Her dört dediğimde bir ses istiyorum sizden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hadi bir daha. 3, 4. Harika. 3, 4. Şahane. Hep bir müzik yaparsak çok daha eğleniriz bence. Bizimle beraber devam edelim. Sosyolojik, ekolojik ya da ekonomik etkileri olan yepyeni tasarımlar, üretimler ve deneyimler hayal ettiğimizde, minimum karbon salınımlı yapılar inşa edildiğinde, üç boyutlu yazıcılarla kişiye özel protezler tasarlandığında, görsel bir şölene dönüşen hikayeler yazıldığında, sürdürülebilirlik adına daha iyi bir dünyayı tasarlayan her adımda, Autodesk, yazılım ve çözümleriyle hep yanınızda ve size tabi. Çünkü bu sizin ritminiz. Çünkü gelecek sizin istediğiniz yer ve zamanda başlıyor. Amerikalı fütüristik yazar William Gibson, gelecek aslında burada. Sadece henüz eşitçe dağıtılmış değil der. Artık bu cümleyi revize etmemiz gerekiyor sanırım. Çünkü gelecek burada
ve eşitçe dağıtımı yapıldı. Gelecek. O sizsiniz. Autodesk Türkiye ülke lideri Murat Tüzüm. Sayın misafirler, dün akşam itibariyle 1200 üzerinde kayıt vardı etkinliğimize ve bugün çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız, kullanıcılarımızla tasarım dünyasının geleceğini konuşmak için bir aradayız. Yaşadığımız çağda her şey değişim halinde. Karşılaştığımız sorunlar ve bu sorunların üstesinden gelme yöntemlerimiz değişiyor. Hayatımız artık bizlere ilham veren bu yeniliklerle, inovasyonlarla şekilleniyor. Yenilik kavramı aslında bir icat değil, bir buluş değil, bir bilimsel bir keşif değil. Yenilik hem kendimiz için hem de insanlık için karşımıza gelen zorlukların üstesinden geçebileceğimiz, üstesinden gelebileceğimiz bir yöntem. Autodesk olarak tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir dünya hayal edebilmelerine yardımcı olacak araçlar sağlıyoruz. Bu araçlarla fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz ve bu yenilik çağının bir parçası siz de olabilirsiniz. Hakikaten heyecan verici bir gün bizi bekliyor. Bir motosiklet sürücüsü, ismi Cihan Gülaç, kendi motosikleti için ihtiyacı olan bir aksesuarı 150 euro karşılığında alıp ve onun 20 günlük teslim süresini beklemek yerine Autodesk Fusion 360 ile kendisi tasarlıyor ve kendi atölyesinde bir 3 boyutlu yazıcıdan üreterek ihtiyacına çözüm sağlıyor. Bugünkü oturumlarda görebileceğiniz yenilikçi sunumlardan bir tanesi bu. Bir diğer aklıma gelen proje halen devam etmekte olan Ercan Havaalanı ve Sayın Erdin Çiftçi'nin liderliğinde Bolt Mimarlığın dahil olduğu bir proje. Ercan Havaalanı'nda Revit'le yapılan 3 boyutlu BIM modelleri Autodesk Inside 360'la çevresel etki değerlendirme analizleri yapılarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor. Belirttiğim gibi hakikaten heyecan verici bir gün bizi bekliyor ve ezber bozan yenilikçi yaklaşımları ile bir adım öne çıkmış ve hepimize ilham vereceğini düşündüğüm birçok örnekle bugün karşılaşacağız. Şimdiden tüm konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkürler.